Sevgili dostlar, bunları nazar boncuğu olarak kabul ediyorum. Çünkü birkaç aksilik yaşandı bir anda. Sümer abiyle görüştük. Sümer Özgü ile beraber şöyle küçük bir sohbet yaptık. Hemen canlı yayına geçiyoruz diye. Ama sonrasında benim telefonumun Instagram'ı açılmadı bir türlü. Instagram'ı açtım, bu sefer kamera açılmadı. Bayağı bir telefonu açıp kapatmak zorunda kaldım. Evet, Sümer Özgü hoş geldi. Geldi. Evet, hemen onu dahil ediyorum canlı yayınımıza. Gelmesi için. Şu anda başlangıç konuklarımız. Bir anda aksilik yaşanıp canlı yayından çıkınca hepsiyle vedalaştık. Tekrardan hepsini programımıza davet ediyoruz. Evet. Geldim. Antalya'ya bağlanıyoruz. Zor oldu Antalya'ya bağlanmak Sümer abicim. Nasılsın? Ya evet. Merhaba. Nasılsın? İyi misin Serap? Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Evde kal günlerinde şöyle Sigara Savaşanlar Derneği olarak hem şimdi bırakma zamanı, sigarasız evde kal diye bir kampanya başlattık. Hem de bu kampanyamızı destekleyen sizin gibi değerli dostlarımızla, sanatçılarımızla keyifli, güzel bir sohbet gerçekleştiriyoruz. Evet. Çok güzel. Sen de bizi kırmadın, dahil oldun. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben de daha doğal bir ortama geldim. Köydeyim şimdi. Doğacı köyde Antalya'da. Aslında burada 6 sene kadar kalmıştık daha önce. Ama ben Sümer Özgü Sanat Akademisi'ni açınca 3 yıl önce Antalya'nın içine taşındık. Ama şimdi tekrar köye geldik artık. Bu korona günlerinde köydeyiz. Daha doğal bir ortam. Bir okulun çalışmalarına bir süre için ara vermek zorunda kaldınız, değil mi? Evet. Evet, ara vermek zorunda kaldık. Mecbur kaldık tabii ona. İnşallah bu günler geçecek ve tekrar devam edeceğiz diye Ama tabii bu bekliyorum. arada boş durmadın. Sen şöyle bir türkü de hemen. Ya. Yine keyifli, güzel bir müzikle evde kalı bizim için gerçekleştirmiş oldun. Evet. Müzikten hiç durmuyor, değil mi? Üretmekten hiçbir zaman yılmıyoruz, Tabii. bırakmıyoruz. Şimdi üretimin şekli değişti. Evden üretmeye başladık. Zaten ben evci bir adamım. Evi seviyorum. Ama dışarıda stüdyolara gidiyorduk işte kayıtlar için. Ama artık evden yapıyoruz. Yani enteresan şeyler üremeye başladı. Ben de 23 Nisan ilk işte senin o dinlettiğin evde kalı kaydettim. Daha sonra 23 Nisan marşı yaptım ve Notu onu paylaşacağım 23 burada. Nisan'da yayınladım. Bir de 23 Nisan nedeniyle çocuklarla bir klip çekmiştim ben 23 Nisan'dan önce, koronadan önce. O bir köy çocuklarıyla çekmiştim. Onun montajını yaptık. Uzaktan da olsa sevgili Can Katipzade ile uzaktan telefon bağlantısıyla da olsa onun montajını yaptık ve 23 Nisan'a yetiştirdim. Çocuklara armağan ettim onu. YouTube'da var bunun Elimizdeki artık. imkanları zorlamaya başladık değil mi korona Evet, zamanında? evet, Elimizdeki evet. imkanlarla neler yapabiliriz? Neler Ya, üretebiliriz? ya. Aslında bazı eksikleri de anladık. Ben mesela niye şu stüdyolardaki şu hani bir tane ses kaydederken yalıtımı engelleyen bir cihaz var ya böyle dedim niye onu almamışım acaba? Eve Evet. böyle bir sistem kurmadığıma bu ürettiğim birçok şeyi daha fazla stüdyo ortamı gibi kaydeder durumda olmadığıma üzüldüm açıkçası. Evet. Üretiyoruz Peki, tabii. Mesela kulaklık var mı? Kulaklıkla belki sesimiz daha net ve hemen anında gelebilir Sümer abicim. Belki eğer hoparlör kullanıyorsan ondan kaynaklanan bir şeyle öyle ses mi? de olabiliyor. Kulaklık benim masanın üstüne kadar kulaklık olması lazım. O zaman istedin misin? Oğlumdan istedim şimdi bir baksın. En azından Evet, kulaklıkla tamam. deneyeyim. Bir Sonra tabii konuğumuz bizi eşlik eden isimler var şu anda tabii programımıza, sohbetimize dahil olmuş olan. Şu anda çalışamayan birçok müzisyen var. Onlar için bir kampanya başlatılması ve insanlar sigaraya verecekleri parayı toplayıp müzisyenlere versinler demiş. Böyle bir yorum yapmış. Ha. Aslında biz sigara ile ilgili Sigara Savaşanlar Derneği'nin bu sayfamızda gerçekleştirdiğimiz sohbetimizde şöyle sigara ile ilk tanıştığınız güne kadar götürüyorum sizi.
Hani muhakkak başlamış ya da denemiş olabilirsiniz. Hiç başlamamış olabilirsiniz. Ama o aşamada neler gerçekleşti? Sizin arkadaş çevrenizden kaynaklanan, sizi bir şekilde buna yönlendiren bir şeyler olmuş muydu? Hiç denediniz mi, sevdiniz mi, sevmediniz mi? Sigara hayatınıza nasıl girdi? Ben sigarayı hiç sevemedim. Yani meraklı günlerim de oldu tabii. Merak ettiğim günler de oldu. Sesim geliyor mu? Geliyor geliyor. Daha iyi geliyor hatta. Ben niye duymuyorum? Ha, dur bakayım. Bir daha konuşur musun Serap? Evet. Sesim şu Evet. anda gitmiyor. Ben sigarayı hiç Biliyorsun. Müzisyenler gibi. Açılmış kapı. sevemedim ben sigarayı. Aslında meraklı günlerim de oldu tabii o çocukluk dönemimde. Böyle merak ettiğim günler de oldu. Oluyor aslında değil mi çocuklarda, gençlerde ilk başlangıç özentiyle, Sigaraya merakla başlayan oluyor. arkadaşlarımda hep onu gördüm. Böyle bir büyüme arzusu. Büyüme arzusuyla sigaraya başladılar. Yani sanki sigara içince bir büyük oluyormuş gibi. Kızlar da işte erkeğin sigara yakması falan böyle öyle bir imkan sağlıyor, tanışma ortamı sağlıyor gibi sanki böyle yani aslında içte olmayan dış etkenlerle oluşan bir şey bu sanki sigaraya başlama. Evet. Öyle düşünüyorum Senin ben erkeklerin. bir oğlun var galiba. Şimdi oğlundan destek aldım dediğine göre ben kızını tanıyorum. Kendisiyle bir stüdyoda, Üskan Turgay'ın stüdyosunda tanışmıştık. Artık o da evlenmiş, genç kız olmuş tamamen. Hiç peki bir baba olarak mesela çocuklarının sigaraya merak olup olmadığını, onların hani içip içmediğini, nasıl içmesine engelleri mi? Bunu hiç düşündün mü? Yaşadın mı bu senaryoyu? Çocuklarımın da tabii sigara içmesini istemem doğrusu. Bu tamamen kişisel bir tercihtir. Yani Ceren sigara içmedi. İçmiyor da. Oğlum Ozan 14 yaşında. Zaman zaman sohbet ediyoruz. Abi bütün çevremdeki abiler, arkadaşlarım diyor sigara içiyor diyor. Hatta okul arkadaşlarının sigara içtiğini söylüyor ve çok üzücü bir şey bu. Yani ortaokul, lise değil ortaokul yaşına inmiş sigara. Çok Tabii. üzücü bir şey. Bir de tabii 3 yaşında bir yamanımız var bizim son tekne kazıntısı. Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. Yamanın da ileride içmesini arzu etmem doğrusu sigara. Yani sağlıklı yaşam her zaman daha tercih edilmesi gereken bir şey. Hele hele Mesela bu. sohbet ediyorsunuz, arkadaşları içiyor. Bir ebeveyn olarak mesela onun içmemesi için nasıl bir şey düşünebilirsin? Tabii kişisel tercih ama bu erken yaşlarda bir ebeveynin yönlendirmesi de önemli. Şimdi şöyle, sosyal etkinliklerle iç içe olursa çocuklar daha doğru yola, daha düzgün yola giderler diye düşünüyorum. Çünkü ben de öyle oldum yani spora yönlendirdi babamlar, annem babam işte. Ondan sonra müziğe yönlendirdiler, halk oyunlarına yönlendirdiler. Zamanımı ben o tür şeylerle harcadığım için hiç kahveye gitmedim mesela. Benim arkadaşlarım okuldan kaçarlardı, hep kahveye giderlerdi. İşte bilardo oynarlar, işte okey oynarlar, o sigara dumanının içinde otururlar. Nasıl yaparlar onu bir Dumanlı türlü havadan hava anlayamamışımdır. kaynağı. Onu bir türlü anlayamamışımdır. Ben de hep spor alanlarında, işte müzik alanlarında falan geçirdim zamanımı. Dolayısıyla sigaraya özenmemi gerektiren bir ortam oluşmadı hiç. Ben Sen de zaten çocukla hayvan olarak elinde hep bağlaman vardı sanırım. Evet. Bağlamayla bütünleşmiş durumdasın. Geçtiğimiz günlerde Evet. bir internette araştırma yaparken de şunu gördüm. Mesela senin bir müzik akademin var. Evet. Genelde öğretmenlerin bağlamaya çok fazla yönlendirmediğinden bahsetmişsin. Daha çok da senin okulunda sanırım bağlamayla, türküyle, o yöresel ezgilerle çok daha fazla tanışma şansları oluyor değil mi birçok kişinin? Ben şunu söyledim. Bir tespit bu aslında. Cumhuriyet'ten 50 sene sonra Türk Müzik Konservatuarı açıldı. 50 yıl bizim kendi müziğimiz, milli müziğimizin eğitimi yapılmadı. Bu çok geç kalınmış bir durum. Müzik öğretmenlerimiz, özellikle de son yıllara kadar müzik öğretmenlerimiz
Bir milli sazı eğer özel bir ilgisi yoksa milli sazı çalamazlar çünkü okul eğitiminde yoktu bu. Ama tabii ki meraklı olanlar, buna meraklı olanlar, müzik öğretmenleri de var. Son dönemde artık eğitimin içine de müzik öğretmenlerinin okuduğu eğitim fakültelerinin içine de sokuldu bu sazlar. Yani bir piyano ne kadar zorunluysa aslında bir milli saz, bir bağlama da örneğin zorunlu olmalı ki işte piyano çalan, yan flüt çalan, keman tabii yan flüt çalan bir müzik öğretmenine beraberinde bağlama da çalarsa daha yararlı olur. Böyle bir noksanlık var ama bunu da tespit etmiştim ben. Ben de Açtığımız güzel sanat bir akademisi. müzikoloji bölümü mezunuyum. Biz de klasik batı müziği eğitimi aldık ama şimdi mesela bizim müzik nostalji diye WhatsApp grubumuz var. Orada bakıyorum birçok arkadaşım hep bağlama çalıyor ve gülüp böyle o türküyü severek, içinde hissederek yorumluyor. Hatta birkaç böyle türküyü opera olarak yorumlayan birkaç paylaşım olmuştu. Ben onları paylaşmıştım. Hemen o operalı yorumu izledikten sonra ellerine bağlamayı alıp o türkünün aslını söylediler, bu böyle olmalı diye. Senin nasıl bu konudaki düşüncen, fikirlerin? Yani mesela türküler değiştiriliyor, başka bir yorumla söyleniyor. Sen daha böyle özüne, Anadolu'ya bağlı aslında bir yürekle çalıyorsun müziklerini, Şöyle gerçekleştiriyorsun. düşünüyorum. Tabii ki farklı yorum. Şimdi cover deniyor ya artık. Günün de terimiyle. Farklı yorumlar da yapılabilir tabii. Bunda bir sakınca görmüyorum. Ama şöyle küçücük bir örnekleme yapmak gerekirse tarhana çorbasının içine hardal sıkmamak lazım. Yani ona yakışacak bir şeyler koymalı işte. Domates mi olur, biber mi olur, maydanoz mu olur, her neyse ona yakışacak neyse onu yapmak lazım. Sırf değişiklik yapma adına da bir şeyler yapmanın doğru olduğunu düşünemem ben. Ama ben de birçok çalışma yaptım. Yani cazla yapıyoruz. Mesela Alman bir rock sanatçısıyla biz türküleri Türkçe Almanca okuyoruz. Araya caz atışmalar yapıyoruz. Geçenlerde Frankfurt civarında Fulda'da bir rock festivaline katıldım. Hippilerin oldu. 15 bin hippiye müzik yaptık mesela biz orada. Uluslararası müzisyenlerin olduğu. Ben de Anadolu şeyi çığlıkları attım orada o doğaçlamada. Yani müziği açıyoruz aslında. Elektro Türkiye House diye elektronik müzikle türküleri birleştirdim. İşte gençler için ya da Türkiye'ye gelen yabancıların işte diskolarda hep yabancı müziklerle oynuyorlar. Hadi bizim kendi Anadolu müziklerimizle disko tarzı yapalım. Remix yaptım. Onlarla eğlensinler diye. Bu tarz Aslında çalışmalar da bu yaptım. denemeler gerçekleştiğinde, eğer başarılı bir sonuçla özünü kaybetmeden yapılabiliyorsa yapmak lazım. Sen de İşte o öyle düşünüyorsun. lezzete bakmak lazım yani o lezzeti bozmamaya çalışmak lazım. Ama otantik yani hormonsuz domatesin tadı kokusu bir başka tabii yani onu o kokuyu yaşatmak lazım diye düşünüyorum. Mesela bizim diyelim ki benim oğlum mesela davul çalıyor aynı zamanda davulcu bateri çalıyor. İşte iki zamanlı dört zamanlı böyle rock parçalarını çalabiliyor ama 9 zamanlı, 5 zamanlı, 7 zamanlı bizim Anadolu ritimlerinde çaldığı zaman ve o vurgularıyla çaldığı zaman daha anlamlı olacak. Yoksa sadece metronom tıstak 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 değil. Bum 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 böyle vurgularıyla çaldığı zaman ruh çıkar ortaya. Onun için işte o hormonsuz dediğimiz o lezzet, toprak kokusu lezzeti yok mu? Onu mutlaka yaşatmak lazım tabii. Yani benim bestelerimde de o var. Ona çok dikkat ediyorum. Ülke kokması lazım yani. Bu toprak kokması lazım diye düşünüyorum. Peki Türkiye'miz için düşündüğünde yani mesela sigara içme oranı, sen de yurt dışında birçok yere gidiyorsun. Birçok konserlerin gerçekleşiyor yurt dışında da. Sigara yasakları son yıllarda çok fazla derecede birçok yerde etkili oldu. Artık en azından o dumanlı hava sahasına çoğumuz maruz kalmıyoruz. Bundan kurtulduk en azından. İçenler biraz daha hava yollarında, hani uçuşlarda başka bir bölümde içiyorlar. Restoranlar, kafeler. Peki sen bunu mesela yurt dışına da gitmiş gelmiş biri olarak Türkiye'deki bu yasakları nasıl değerlendiriyorsun? Yasakların Bunu yararlarını gördün mü? Görüyor musun? yasak olarak düşünmemek lazım, saygı olarak düşünmek lazım. Yani sigara içen bir insanın yanı başında sigara içmeyen birilerinin olabileceğini düşünmesi, hatta hamile bir kadının olabileceğini düşünmesi, hatta bir çocuğun olabileceğini düşünmesi gerekiyor. Bir saygıdır bu aslında.
Öyle bakmak lazım. Ben şeye de Sigarayla Savaş Derneği'nin de yönetimde de bulundum ben. Sevgili Zeliha Sunal da çok istemişti. Mustafa Aydın Bey başkan olarak da istemişti. Ben Başkanımız. bir sene Sanırım Antalya'ya gitme Antalya'ya dönemindeydi. gitme Antalya ne döneminde. kadar zamandır oradasın? Ne Evet. kadar zamandır? 9 senedir. Yönetim kurulunda bulunmuştum. O zaman da bir önerim olmuştu aslında. Sigarayla savaştan ziyade, yani o negatif kavgacı şeyden ziyade, sigarasız bir yaşam gibi başka bir çözüm bulsak buna. Yani isme de bir çözüm bulsak gibi önerim de İsim olmuştu. biraz içeri düşünüyorsun, öyle mi? Evet, sigarayla savaş yerine sigarasız yaşam gibi bir şey olabilir belki. Sigarasız yaşam gibi. İçmeyene saygı diye de olabilir. Yani Sigara yasak içmeyene yerine, yasak. işte sigara yasağı yerine, evet, saygı üzerine, diğerlerini varsayarak, sigara içenleri yok sayarak değil de sigara içmeyenleri varsayarak bir bakış, belki daha belki de sigara içenlerin daha dikkatli olmasını sağlayabilir, farkındalık gelişir onlarda, daha dikkatli olmasını sağlayabilir. Öyle ki bir restoranda oturuyoruz. Geçen senelerde bir balık restoranına gittim Antalya'da. Baktım içeride herkes sigara içiyor. Ya böyle bir şey olmaz dedim. Niye Var böyle? mı? Bir Ya var değil sigara içmeyenler için de bölüm ayırdık dedim. Neresi? Tuvaletin yanı. Yani ceza verir gibi sigara içmeyenlere. Ön şeylere, cam kenarına sigara içenler. Tuvaletin yanına da sigara içmeyenler. Burada da bir yanlışlık var. Ya da işte bakıyorum, geçenlerde gene bir yere gitmiştim. İki kişi geldi. Aa, sigara yaktılar. Daha sonra başka masaya birisi geldi. Ya burada sigara içiliyor galiba dedi. Yanındaki dedi ki, dedi sigara içmeyeceksek niye geldik ya? Biz buraya sigara içmeye geldik biz buraya dedi. Biz içmiyoruz, diğer masa içmiyor, çocuklar var. Ama hiç önemli değil yani. Orada o ortamda başkalarının bulunması falan hiç önemsenmiyor. Ve bir anlaşma olduğunu düşünüyorum ben. Anlaşma olur mu? Sigara içen insan öncelikle kendini önemsemiyorsun abicim. Yani Evet. burada Ve öyle bir şey var. Sigara işte kendini önemsemek de zaten öyle bir zararı kendisine vermek. Başkasını düşünmüyor öncelikle. doğru. Kendisini düşündüğü için başkasını zaten düşünmüyor. Tabii. Ve hiç hoşuma gitmeyen bir anlaşma var yani. Birbirlerine şey, aslında ben hiç inanmıyorum yani. Hiç inanmıyorum. Bir işletmede sigara içildiği bilinir. Göz yumulduğunu ve haber verildiğini, geliyoruz diye haber verildiğini düşünüyorum. Hiç samimi bulmuyorum bu şeyi. Tamamen uygarlıkla ilgili. Kesinlikle tamamen uygarlıkla ilgili bu iş. Ne zaman uygar bir toplum olacağız, o zaman başkalarını da rahatsız etmeyeceğiz yani, sigarayla da rahatsız etmeyeceğiz. Çok haklısın. Başkalarımız hale geldiğimiz zaman zaten başlayacak o modern ve uygar olma hali. Peki yani öyle bir durum ki bizim mesela benim oldu. Birçok müzisyen arkadaşımız uyardığımız halde çok içtikleri için onların böyle KOAH gibi bir rahatsızlıkla kaybettiğimiz sigaradan dolayı sonunun geldiği birçok meslektaşımız oldu. Senin de öyle bir var mı tanıdığın, hani uyarılarına rağmen hala içen, bırakmasını Evet. istediğin? Evet. Halamın oğlu Haslet Soyoz, Milliyet'in çizerlerinden çok yetenekli, dünya dereceleri olan bir karikatürist. Fakat o kadar çok sigara içiyor ki, ve bunu sağlığıyla ödüyor. Yani bu ciğerlerinin durumu, bunu gerçekten biz görüyoruz gözümüzün önünde yani. Gözlemliyorsun mesela. Neler değişti hayatında? Nasıl bir rahatsızlıkların yükseltti? Nefes Sigara alamıyor, kullanmaya başladı. öksürük var, nefes alamıyor. Bir de şimdi bu korona döneminde artık sigara içenlerin bu virüse yakalanma riskinin çok daha yüksek olduğu bilimsel Tabii, olarak tabii. ortaya kondu. Bunu anlatıyorlar, bilim adamları anlatıyor. Evde kal dedik zaten. Özellikle korona döneminde Ya. COVID-19'un sigara içenleri daha önce seçtiğini, kendi Ya. kurban olarak gördüğü her şekilde belirlediğimiz bir şey. O yüzden birçok kişi Evet. birçok kişi esas bırakma zamanı geliyor. Evet, kesinlikle ben de aynı düşüncedeyim. Benim mesleğim açısından da bir solistin kesinlikle sigara içmemesi gerekir. Çünkü sesinin tizlerini kaybeder. Tiz uçları kaybolmaya başlar. Gittikçe düşer ses.
Kesinlikle sigara içilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Benim meslektaşlarım açısından da ama birçok meslektaşımın içtiğini de gözlüyorum. Mesela bazen şöyle oluyor, ben inanamıyorum buna. Konsere gidiyoruz. Bizim için ayrılmış kulise, işte zabıtalar, görevliler falan girmişler. Ondan sonra sigaralar yakılmış orada. İçkiler içirmiş, sigaralar yakılmış falan. Biz girince, aa Sümer Bey hoş geldiniz diyor, gidiyor. Ama biz leş gibi bir şeyin ortamında, ben biraz sonra sahneye çıkacağım. Bitiyor sesim yani. Kokuyu çekmek zorunda kalıyorsun. Kuruyor. Sesim kuruyor, ciğerlerim kuruyor yani. Bunu ben inanamıyorum yani. İnanılmaz bir durum bu. Yani sizin için ayrılmış olan kulise, sizden önce giriyorlar belediye çalışanları. Leş gibi sohbetler, sigaralar, migaralar. Ondan Bu da sonra biz peki gelince... yani şu an sigaranın tamamen yasaklandığı, kapalı içler, zaman yerlerde içilmesi yasaklandığı zamanda da görüyor musunuz bunu? Yaşıyor musunuz Tabii. hala bu zamanda? Görüyorum tabii. Yasak olan yerlerde de içiyorlar. Saat 11'den sonra, 12'den sonra bütün işletmelerde sigara içiliyor. Evet. Nasıl iş bu? Nasıl oluyor? Birilerinin haberi olmadan olur mu? Birileri göz yummadan olabilir mi böyle bir şey? Görevini yapması gerekenlerin göz yumduğuna kesinlikle inanıyorum ben. Gerçi Rüşvet yaşam verdiklerine de inanıyorum süreçlerinde yani. Bakın, de sektör rüşvet diyebiliriz aldıklarına da inanıyorum. evet. Hiç samimi değil. Kesinlikle samimi değil. Yani ben de açıkçası şöyle, mesela bazı kurumlar var, görüyoruz, biliyoruz, birkaç kez uyarıyoruz. Yani ceza almalarını tamamen istemediğimiz yerler oluyor mesela. Her zaman sevdiğimiz, gittiğimiz dostlarımız oluyor ama yani bunu içirmezsek kimse gelmez o zaman diyor. Bunun önüne nasıl geçirecek işte? Bunu nasıl önleyeceğiz? İşte dediğin gibi o hayır başka Vallahi hiçbir yere saygıyla başlayacak aslında, değil mi her şey? şöyle olacak. Yemeğini yiyecek. İçkisini de mi içiyor? Kesildi mi yayın acaba? Devam ediyor. Ha, öyle mi? Ben de kesik gibi geldi biraz sanki yayın. Ben özellikle biraz yüzümü kapatıyordum. Yorumlarımızı o yüzden kısa bir dönem için kapattım. Aha. Açıyorum şimdi. Hı. Bende bir sorun yok. Çok bir şey Yok mu? dizimiz Tamam. beraber. Tamam. Peki yayında sorun yoksa önemli değil. Şöyle olması gerekiyor. İnsanlar yemeğini yiyecekler. Sigara içmek istedikleri zaman dışarı çıkacaklar. Dışarıda sigara içecekler. Tekrar içeriye girecekler. Bunu gelen müşteriler de bu şekilde kabullenecek. Mekan sahibi de bunu bu şekilde ifade edecek. Yani bu artık çoğunluk buna alıştıktan sonra artık böyle bir problem yaşanmaz. Ama birileri müsaade eder, birileri müsaade etmezse o zaman problem yaşanır. Yani bu şekilde bunu kabul etmek zorundayız. Başka türlü olmaz ki bu iş. İşte geçtiğimiz Sağlıklı bir bir hafta yaşam önce de istiyorsak. yine bir konumuz aynı şeyi söyledi. Ya mesela emniyet kemeri için biliyorsun yasaklar var. Bunları dedi, denetlemeyi bir süre yapar, bir süre yapmamaya başlarsan insanlar da takmamaya başlar. Yani o sıkı denetimin bırakılmaması gerekiyor aslında, değil mi? Evet. Gerçekten Yani eğer ben böyle bir sorunun çıktıysa bu şekilde de her daim denetlenmesi gerekiyor. sigara içen insanlara da dostlarımız olarak görüyorum. Yani bu dostlarımıza da Tabii. sesleniyorum. Sağlıkları için kötü bir şey bu. Sağlık açısından gerçekten kötü bir şey bu. Daha iyi, daha sağlıklı, daha nitelikli yaşamak, daha kaliteli yaşamak için sigarasız bir yaşamı ben de sonuna kadar destekliyorum. Hani içiyorlarsa da içmeyen insanlara saygı gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü o içmeyen insanlar için o sigara dumanını solumak, o havayı solumak, inanır mısınız, çok kötü bir şey. Nefes alamadığımı hissediyorum ben o zaman. Şeyde bile, kaldırımda bile dolaşırken burnuma böyle bir önümdeki birisi içtiği zaman böyle bir o temiz almak istediğim nefesin birden tıkandığını hissediyorum ben. Çok çok hassas olmak lazım, bilmiyorum yani sigara içmeyenlere karşı çok dikkat. Sigara içenlerin hakları vardır, sigara içmek isterler, buna bir imkan sağlamak lazım ki keşke içmeseler ama ille de içmek istiyorlarsa haklarıdır. Zehirlenmek isteyebilir bir insan, zehirlenmek de hakkıdır, bundan zevk de alabilir. Ama bu sırada zehirlenmek istemeyen ve sigara içmek istemeyenleri
istemeyenlere saygılı olmak lazım. Evet, peki hep böyle sigaradan bahsettik ama aynı zamanda iki müzisyen olarak buluşmuşken bir şeyler daha sormak istiyorum ben. Mesela bu telif hakları ile ilgili düşüncelerini öğrenmek istiyorum. Çünkü sen de çok üretken birisin. Senin de birçok bestelerin var. Evet. Ve şu an bir müzisyen sıkıntıda zor zamanda ama aynı zamanda meslek birlikleri var onları zamanında desteklemek üzere yola çıkmış olan. 3 ayda bir işte böyle bir ödemelerle telifin ödenmiş olduğu bir durum söz konusu. Ama şu an Covid-19'da o kadar sıkıntı içinde olan müzisyen var ki o dernekler susuyorlar şu anda. Hiçbir şey yapmıyorlar. Senin de bu konuyla ilgili yorumlarını almak istiyorum açıkçası. Şimdi şöyle tabii Serap, meslek birliklerini kastediyorsun sen, değil mi? Tabii. Meslek birlikleri. Yani MESAM, MSG, MİOR bir gibi meslek birliklerini kastediyorsun. Bu meslek birlikleri tabii ki kabul etmeliyiz ki yardım kuruluşu değil. Telif geliri, yani müzisyenlerin, bestekarların, söz yazarlarının ya da yorumcuların kayıtları kullanıldığı sürece elde edilen telifle telif getirisini dağıtan kuruluşlar bunlar, meslek birlikleri. Dolayısıyla mesela MESAM'ın bir sağlık sigorta fonu var. Hepimizden kesilen paralarla sağlık sigortası, özel sağlık sigortası yapılıyor üyelere. Ama burası bir yardım kuruluşu olmadığı için işte senin, onun, diğerinin aldığı teliften para kesip de herhangi birisine dağıtamaz. Öyle bir yetkisi yok. Yok, hayır tabii. Öyle zaten üyelerine ve şöyle olabilir. Hani 3 ay sonra hak olarak görecek olan paylaşımı belki daha önceden şu anda sıkıntıda olan üyelere ön avans olabilir. Ön avans. Bu bir yöntem bu olabilir. Evet. Onun dışında tabii dikkatimi çeken bir şey var. İşte toplumda bu zor dönemde çeşitli meslek gruplarının durumunun rahatlaması ve düzelmesi için bir takım öneriler ve çabalar konuşuluyor. Yöneticilerimiz tarafından da konuşuluyor. İşte bu bakkallar olabilir, esnaf olabilir, şoförler olabilir, berberler olabilir. Çeşitli meslek grupları için turizm olabilir. Bunlar konuşuluyor ama çok dikkatimi çekiyor. Sanat ve sanatçılarla ilgili hiçbir şey konuşulmuyor. Yani sanatçılar olmasa da olur, yani öyle bir düşünce var ama sanıyorum. Çok zaten müzik üzerine işte kültür sanat merkezleri kapatılıyor, tiyatrolar, operalar çok fazla önemsenmiyor. Yani bunlar üzerine belli bir baskı var zaten böyle bir şekilde. Birçoğu ne zaman kapatılırız acaba diye bekleyen birçok müzisyen arkadaşın var. Yani maaşını aldığı halde bunun bir tedirginliğini hisseden, her an işsiz kalabileceğini düşünen bir kitle de var tabii bu arada. Ama bunun üzerine haklısın. Böyle bir konusu oldu. Haklısın. Ama gene sanatçı kesiminin en güvenilir ortamı bence memur sanatçılar şu an. Hepsi maaş alıyor. Ama günlük çalışan, konser getirisiyle çalışan ya da gece her gün çalarak o günlük emeğinin karşılığı olan parayla yaşayan müzisyenler, onların şimdi hiçbir imkanı yok, konser yok. Sıfır gelir. Sorun burada aslında. Yoksa memur sanatçılar zaten maaş alıyorlar. Orada evet, bence bir sorun yok. Memur olmayıp da serbest çalışan, özellikle de enstrüman çalan, çalgıcı, yani çalan, çalgı çalana çalgıcı denir, yani burada bir şey yok. Bağlama çalana bağlamacı, keman çalana kemancı, onların hiçbir piyano derneği çalana piyanist. Türkiye'de efendim? Mesela bir enstrüman çalanlar için bir dernek yok. Yani enstrüman çalanların, sadece enstrüman çalanları koruyan bir dernek yok. Yok. Ya ayrıca da bunlar zaten üye olsa bile üye aidiyatlarıyla yaşayan şeyler. Yani böyle bir yardım yapamaz. Başka çözüm olması lazım. Başka çözüm. Nasıl ki bir berberin yaşaması için çözüm için kafa yoruluyor. Bir bakkalın yaşaması için, sebze meyve üreticisinin yaşaması için, çeşitli meslek gruplarının yaşayabilmesi için bu koşullarda çözüm önerileri oluyor, çözüm düşünceleri oluyor. Sanatçıların da yaşaması için
çözüm düşüncelerinin olması. Gündemde sanat ve sanatçı yok hiç. Oysa Sevgili bugünlerde... Ya Tunal, geçtiğimiz günlerde biliyorsun bir yine böyle bir çalışmayla ilgili pop sav aracılığıyla bir aktivite yaptılar, aktivite düzenlediler. Bayrama özel bir şeydi. Ve bunun kazanılan, elde edilen geliri olursa bunu da özellikle ihtiyacı olanlara bağışlamak üzere. Güzel bir şey ya. Yani bunun gibi belki aktivitelerle desteklenebilir. Seninle konuşurken bir anda aklıma şu geldi aslında. Biliyorsun biz VSG'de kayıt olurken, şarkıları kaydederken bestelerimizi, oraya bir aralığı bedeli, belli bir şekilde işte söz yazarı bedeli gibi bir şey var orada. Kendimizin belirlemiş olduğu bir miktarlar söz konusu oluyor. Çıkardığımız albüm. Belki orada bir pay müzisyenler için de olabilir diye düşündüm. Yani sonuçta o albümdeki çünkü radyoda döndükçe o kişi de o albüme eğer emek veren kişilerden birisi ise belki onun da oradan albümdeki şarkılar yavaş yavaş insanlara ulaştıkça elde edeceği bir telif hakkı olabilir. Bu da bir düşünce. Yani Serapcığım, MESAM ve MSG'de olmaz mı? Niçin olmaz biliyor musun? Oralar eser sahiplerinin meslek birliği. Bizim bahsettiğimiz yorumcu. Yani bir enstrümanist yorumcudur, bir solist yorumcudur. Onun için Müzik Yorumcuları Birliği var. Müzik Yorumcuları Birliği'ne üye olup oradan yorumcu olarak gelir elde edebilir. Ama sanatçılar için bir kolaylık, müzik yapan insanlar için de bir kolaylık düşünülmesi gerekir. Kredi kolaylığı mı olur? Ya da Kültür Bakanlığı tarafından bir takım ek yardımlar olabilir. Peki mesela, evet, Kültür arasında, özellikle enstrümanistler arasında sigara çok yaygın. Yani ben mesela senin yaşadığın şeyi daha çoğu kez stüdyoda yaşadım. Stüdyo ortamında yaşadım. O inanılmaz. Kafaları da yaşadım. Hani içeride hiç artık kayıt yapamayacağım sıkıntılı bir konumda da kaldığım zamanlar oldu. Yani bunun için ne yapılabilir acaba diye düşünüyorum. Yani birçok yerde aslında yani stüdyolarda dediğin gibi kulislerde içmeyen kişileri korumak için de farklı farklı yasaklar demeyeyim artık ama kanunlar, kurallar getirilmesi gerekiyor sanırım. Valla yasaklar oluyor yani orada diyor işte sigara içmek yasaktır şu kadar cezası vardır diyor onun önünde içiyor. Önemsemiyor onu tabii. Önemsemiyor bir kültür salonunun kulisinde içiyor, koridorunda içiyor. Bu tamamen, ben televizyona gidiyorum, televizyon programına gidiyorum, makyaj odasında içiyor adam. Ya da işte oradan çıkmış koridorda içiyor falan. Bu tamamen uygarlıkla ilgili Serap. Uygarlıkla. Aynen. Ne zamanki uygar oluruz kişisel olarak. Korona günlerini nasıl geçirdin? Yani yaklaşık uzun bir dönemdir, 2,5-3 aya gelecek neredeyse süredir. Evdeyiz. Sanırım bu şehirden köye geçiş dönemi de o günlerde denk geldi değil mi? O dönemde evet. Evet. 15 gün kadar oldu. Yani üretiyorum gene zaten üreten bir adamım. Bu üretim bu şekilde evde olmaya başladı. Mesela 19 Mayıs marşı yazdım. 19 Mayıs çok güzel bir marş oldu. 19 Mayıs çünkü yani Kurtuluş Mücadelesi'nin başladığı, o kapının açıldığı, ilk yürüyüşün başladığı yerdir. Çok güzel bir marş oldu o. Sonra sağlık emekçileri için. Onu da YouTube'da bulabilecek miyim? Tabii. Tamam. Çalıverelim istersen. Çalıverelim mi şimdi ne dersin? Önce 23 Nisan'ı çalalım. 23 Nisan'dan sonra da diğerini çalarız. Hadi 23 Nisan'ı Ozan. Hadi bul istersen 23 Nisan'ı. 23 Nisan'ı istedi bak Serap. Ha sen mi çalıyorsun? Tamam. Çocuklar anamızdan armağan sizlere.
O coşkuyu tam hissediyorum yani. Harika. 19 Mayıs'ı da bulalım o zaman. Dur Ozan, hadi 19 Mayıs çalsana. Onu biz çalalım bak buradan. Biz çalıyoruz. Oğlum hazırladı şimdi, biz çalıyoruz. Peki bu arada... bak 19 Mayıs bizden geliyor bak. Samsun'dan başlar, yoldaş oldu inançlı arkadaşlar. Mustafa Kemal'le direndim ile, şimdi gençler vatan size emanet. Mustafa Kemal'le direndim ile, şimdi gençler vatan size emanet. Gençler vatan size emanet. Gençler vatan size emanet. Çok coşkuyu tamam. İşgal altındaydı tüm Anadolu. Direnerek aştı bu zorlu yolu. Bu bayram senindir, haydi coş millet. Şimdi gençler vatan size emanet. Bu bayram senindir, haydi coş millet. Şimdi gençler vatan size emanet. Gençler vatan size emanet. Gençler vatan size emanet. Acı dolu günler güneşi gördü. 19 Mayıs bize gelecek gördü. Ata yolu açtı, sen emek sarf et. Şimdi gençler vatan size emanet. Ata yolu açtı, sen emek sarf et. Şimdi gençler vatan size emanet. Gençler vatan size emanet. Gençler vatan size emanet. Harika, harika. Gençler vatan size emanet. Bu arada, evet. Bu arada ilk çıkılan kuşaklar da sanırım sizin müziğiniz onlara emanet. Çünkü ben bir stüdyoda aynı zamanda kızınızla birlikte yaptığınız kayda denk gelmiştim. Yine aynı evet. Şekilde aynı şekilde tutkusu, çalışmaları oluyor mu? Devam ediyor mu? Ceren evlendi. Artık 32 yaşına geldi ama sesi güzel Ceren'in. O zaman bir kayıt yapmıştık bu savaşlarda ölen çocuklar için. Evet. Sevgi Bitti diye bir beste yapmıştım. Onu Türkçe ve İngilizce okuduk Ceren'le. Sonra bir sahnede de okuduk. Gençlerle birlikte okumuştuk onu Ceren'le. Ama artık Sevgi Bitti demeyeceğim de Sevgi Bitmez. Bundan sonra artık o Sevgi Bitti sözünü ben değiştirdim. Sevgi bitmez. Sevgi bitmez. Ümitlerim, sevinçlerim asla gitmez şeklinde okuyacağım. Sevgi Bitti yok. Sonra vay Ozan vay. Çok şey yetenekli. Ozan'ın sesi güzel. Geçenlerde o gitar çaldı, ben bağlama çaldım. Okulundan istediler. Evden bir kayıt yaptık. Onlar kendi aralarında paylaştılar okulda. Çok hoş oldu o da. Onun da sesi güzel. Bizim bacaksız Yaman da 3 yaşında, o da böyle bizi gördükçe özeniyor, o da bir şeyler yapmaya çalışıyor kendi kendine. Bir yani curası var küçük. Sağlam arkadan güzel bir orkestra evet. Oluşacak bence kaç yıla yani kadar. Yani en büyük benim için de en büyük mutluluk olur yani çocuklarımla birlikte böyle bir kayıt yaparsam acayip de bir anı kalır diye düşünüyorum. Bizim şöyle bir ricamız olabilir aslında. Çünkü sen birçok konuya özellikle böyle projelere yani mesaj ve aynı zamanda yani özel günlere yönelik çok güzel besteler gerçekleştiriyorsun. Biz de sigarayla içimine saygı aynı zamanda sigara savaşımızı destekleyen bir beste derneğimiz için
Aslında yakın olabilir. Ricada bulunabilir istendim. Serap olabilir. Bunu bir düşüneyim. Bunu bir düşüneyim. Niye olmasın ya? Bu arada şey yaptım. Ondan da bahsedeyim. Benim burada Yöresel Senfoni diye bir orkestram var. 32 kişilik. 32 kişi evlerinden çaldı. Harika, harika. Evet, bizim köy çalgıları, opera yaylıları vardı. Konya'dan yaylılar çaldı. Pop altyapı, bateridir, gitar, bas gitar, bilmem şey, distortion gitarlar falan. Üzerine vokaller gene. Çok hoş bir kayıt oldu. Hadi Gali sen de gel. Hamit Çinen'in bir bestesiydi bu. Efendim? Hangi eseri seslendirdiniz? Hadi Gali sen de gel. Yöresel bir türkü. Bunu Milli Eğitim Bakanlığı bayram nedeniyle öğretmenler, aslında bizim ekip tamamen öğretmenlerden oluşuyor. Benim orkestra 32 kişi, hemen hemen tamamen öğretmenler ve öğretmenlerin bir şey projesi olarak Milli Eğitim Bakanlığı da yayınladı bunu kendi sitesinde. Bu çok hoş oldu. Şarkıyı yorumumuzla buldum ama sanırım son hali daha yüklenmedi değil mi? Yüklendi. Öğretmenler, Sümer Özgü öğretmenler söylüyor gibi falan olunca benim YouTube kanalımda var zaten. Tamam. Benim YouTube kanalımda var. Onun dışında bir de şey yaptım. Bu kendi yaşamlarını da tehlikeye atarak bu dönemde gerçekten büyük fedakarlık yapan sağlık çalışanları için. Yani temizlik personelinden tutun, hasta bakıcısından, eczacısına, doktoruna, hemşiresine kadar sağlık personeline bir minnet, teşekkür babında siz var olun, sağlık olsun diye bir beste yaptım. O da çok hoş oldu. Bunları hep YouTube kanalımıza yayınlıyoruz. Biz sosyal medyada da yayınladık. Çok onu da bulmuyoruz galiba. Onu da küçük de olsa paylaşırız. Onu da paylaşalım. Ozan'a söyleyeyim şimdi, o gene bulsun. Onu birazdan okurum. Ama şey ilgimi çekti. Bu şey çok ilgimi çekti benim. Sigara için bir beste yapayım ben. Evet. Sigara için. Buldum. Ozan şu sağlık olsun'u bir çalar mısın babacığım? Dur biz buradan çalalım sana. Şey kabinden gelsin. Tamam. Harika. Yani sanatçımız müzik, türküler, yorumlar olunca böyle güzel bestelerle birlikte sohbetimizin müzikle birlikte birleşmesi çok daha güzel oldu, keyifli oldu. Evet. Ben aynı duyduğum sözlerle bekliyorum. Muhakkak sigara içinde çok güzel bir şarkı geliyor. Yani onu ben şey yapacağım, bir düşüneceğim gerçekten. Sigarasız bir yaşam için. Geliyor mu ses? Geliyor. Sağlık olsun. Evet. Hasta düştü bedenim, tut ellerimden kurtar ne olur. Hasta düştü bedenim, tut ellerimden kurtar ne olur. Beyaz melekler hekimler. Beyaz melekler hekimler. Bizim için çarpan güzel yürekler. Siz var olun, var olun, sağlık olsun. Siz var olun, var olun, sağlık olsun. Sağlık olsun, sağlık olsun. Sağlık olsun, sağlık olsun. Siz var olun, var olun, sağlık olsun. Siz var olun, var olun, sağlık olsun. Sağlık olsun, sağlık olsun. Sağlık olsun, sağlık olsun. Harika, harika.
Bence bizimle birlikte olan herkes de şu anda aynı şekilde alkışlıyordur. Yürekten gönülden de çünkü gerçekten çok büyük emek veriyorlar. Aralarında sadece bizleri kurtarabilmek için, hastalarımızı kurtarabilmek için hastalığa yakalanıp kaybettiğimiz çok doktorumuz da oldu aynı zamanda. Çok çalışanlar da oldu. Maalesef. Hepsinin ailelerine sabır diliyoruz. Onlara şükran borçluyuz. Evet. Yani özellikle de bu korona çok altını çizerek bize öğretti. Lütfen bu sigara konusuna dikkat edelim. Çünkü sigara içenlerin bu virüse yakalanma riski çok daha yüksek. Şimdi bizim evde benim spor akademisinden bir arkadaşım var, misafirimiz. Sigara içiyor ve bırakmaya çalışıyor. Ve biz de onu destekliyoruz. Hadi bırak. İki gün bıraktı. Sonra tekrar başladı. Melika yapma, hadi bırakabilirsin. Bırak şunu. Senin yanındayız. Yani çok arzu ediyorum onun da sigarayı bırakmasını. Sporcu, çünkü sporcu geçmişi de var. Bir dostları var gerçekten. Yani birçok herkes bırakmalı. Kimse içmemeli ama özellikle müzik, yani sesiyle, yorumuyla, işte sporda. Yani çünkü bu nefes çok önemli. Yani onu gerçekten hayatta aldığımız şu sağlıklı nefesin değerini bilmek gerekiyor. Sesim yankılı geliyor ama kulaklıkta kalıp neden olduğunu bilmiyorum. Şöyle alayım o zaman bakalım. Yani bana normal geliyor kulaklığıma. Olan yerde bir aksiliklerimiz çok güzel. Her şey üst üste geliyor ama olsun, sorun değil. Geçtiğimiz ama, gün amatör televizyoncu. Aksilik gelmiş galiba Sümer abicim. Ya hiç sorma Serap. Şey oldu. Bu Kabataş Erkek Lisesi'nin yayınına beni davet ettiler. Sevgili Duygu Canbaş. Duygu benim TRT'den eski arkadaşım. Duygu aradı beni, böyle Kabataş Erkek Lisesi'nin yayınında birlikte, tamam, saat 9'daydı işte, bu şu an oturduğumuz, taşındığımız köydeki evimize henüz taşınmamıştık, burada da internet sorunu vardı ve koşa koşa aşağıya henüz taşınmadığımız şehirdeki, Antalya'daki eve gittim. Saat 9'a 5 kala apar topar girdim işte, şeyi hemen telefonun pozisyonunu yerleştirdim falan, bir tabureye oturuverdim. Yayın sırasında unutmuşum tabure olduğunu. Böyle arkaya yaslanınca önümden tabure fırlamaz mı? Kulaklıkta. Bir anda telefonu tutan bütün cihazlar hepsi yere düştü. Onun gibi bir aksilik olmuş değil mi? Evet. Yani, sağlık olsun. Öncelikle sağlık olsun. Yani o çok komik oldu ama hoşluk da oldu. Sonra Duygu gülmeye başlayınca ben de bırakamadım artık. Ama nasıl... Yani ana haberler, bilmem magazinler, sosyal medya, inanamadım ben de nasıl bir şey oldu takip. Demek ki insanlar biraz da bunalmışlar Serap. Gülmeye ihtiyaçları varmış bu ciddi, zor ve ciddi, stresli günlerde. Doğrusu ben 2 gün güldüm. Yani o görüntüleri izledikçe YouTube'da 2 gün güldüm vallahi. Neyse, olur, o insani bir kaza canım, normaldir yani. Her şekilde başımıza geliyor diyorum ya. Nazar borcu olsun. Sen sağ ol, var ol. Bu arada çok az kaldı artık. Son 5-10 dakikamız var. Hatta 5 dakika diyeyim. Çünkü kaçta başladığımız tam hani gecikmeli girdiğimiz için ben de kestiremiyorum. Böyle 20 saniye kala haber veriyor. Hadi bitiyor diye hop diye bitiyor ondan sonra. Öyle olsun. Evet. Öyle biraz erken bitirelim o yüzden. Bir aksilik olmasın. Bu arada yalnız senin de tehlikeli bir tutkun var diye biliyorum. Motor tutkun var. Ha evet. Değil mi? Motora biniyorum. Motora binmeyi seviyorsun. Doğru. Ya ortaokul yıllarından itibaren böyle çok arzu etmiştim motor sahibi olmayı. O zaman olmadı işte. Yıllar sonra Antalya'ya geldikten sonra motor aldım. Böyle turlara çıkıyoruz arkadaşlarla. Hatta geçen sene Romanya'ya gittik biz. Yunanistan'a gittik. Evet. Benim 3 tekerli, biraz daha güvenli olsun istiyorum. Dikkatli de kullanıyoruz. Biz çok fazla sürat yapmayız. Şeye gittim. Mesela Alpin, meğerse dünyanın çok önemli bir şeyiymiş. Nedir? Motor güzergahıymış orası. Bulgaristan'da ve Romanya'da çok çok güzel bir güzergahta sürdük motoru. Ama ben şeye dikkat ettim. Bizim Toroslar'da da o kadar güzel yerler var ki. Yani o yolların o kıvrıla kıvrıla gidişi, yani oralar böyle tanıtılsa ve düzenlense dünyanın her yerinden
motorcular gelebilir yani oralara da gelebilir diye düşünüyorum. Biz mesela Birgi'ye gittik. Ödemiş tarafında Birgi. Hem çok güzel bir köy. Çok Çok güzelmiş ya. otantik bir köy. Orada konakladık. O gittiğimiz güzergahtaki o motor şeyi, sürüş güzergahı da çok güzeldi. Yani hararetle. Ece Balkar demiş ki Gülay'la gezileriniz muhteşem demiş. Evet. Doğru. Ece merhaba Ece. İstanbul'dan arkadaşımız. Evet, Tabii buradan topluca böyle selamlıyorum. ailece biz turlar yapıyoruz. Motor mesela şeye Çeşme turumuz oluyor. Türkiye'den mesela 300 motor geliyor, 400 motor geliyor. Adana'ya gidiyoruz o şekilde falan. Hem bir dostluk, kaynaşma, Tabii. birliktelik ruhu yaşıyor orada. Çok iyi. Motorculara biraz da dikkat etmek lazım. Motor da bir araç aslında. Evet. Motorun da bir araç Orada da olduğunu. aslında tam tersi, hani nasıl sigara içenlerden içmeyenlere saygı bekliyorsak, burada da motor kullanmayanların motorun da bir araç olduğunu kabul ederek Evet, diğer araç evet. sahiplerinin aynı saygı Evet. göstermesini bekliyoruz, değil Evet. mi? Evet, aynı saygı göstermeleri gerekiyor. Şu da var tabii şimdi bilinçsiz kullanan arkadaşlarımız da var. Ya da onları bilinçsiz kullanmaya iten koşullar da var. Mesela kurye motorcularını zamanla yarıştıran şey Bir an önce sahipleri, gelmeleri patronlar gerekiyor. bir an önce gitsin gelsin gitsin gelsin kurye motorcularının kuralsız motor kullanmasına neden oluyor işte. Kaldırımdan çıkıyorlar, ters yoldan giriyorlar çünkü yetiştirmesi lazım. Bunu önlemek lazım yani kurye motorcularının da çok dikkatli Evet. Kurye kullanabilmesi belli bir için. süre konması gerekiyor belki. Şu kadar sürede Evet. gelecek diye. Evet. O Evet. yolculuk trafik navigasyonun belirlediği bir süre vardır mesela. Onun öncesinde gitmesin. Onun Zorlamamak saatinde gerekir. varsa. O süreyi Zorlamamak zorlamamak gerekiyor. gerekir. Çünkü bu şehirler arası uzun yollarda biliyorsun otobüslerin belli bir süreden önce gitmesi yasaktır. Keşke Onun her gibi motor kullanan olabilir. herkesin gibi olsun demişler, olsa demişler. Evet. Sağ olsunlar. Ama motorun da bir araç olduğunu ve bir de kaportasız bir araç olduğunu düşünerek motor kullananları biraz böyle gözlemek lazım. Mesela yayalar, bisikletler, motorcular bunların biraz böyle gözlenmesi, sıkıştırılmaması gerekir diye düşünüyorum. Bir pozitif Evet. ayrımcılık. Kadına olur yani Aynen. pozitif ayrımcılık onun gibi. Aynı şekilde, bir şekilde korumak, kollamak gerekiyor bence. Evet. O tabii dediğin gibi her şeyin başında saygı. Çok teşekkür ediyorum ben Evet. sana. Bu korona günlerinde bizi sohbetlerimize yalnız bırakmadığın, dumansız hava sahasında sohbetlerimize destek verdiğin için. Aynı zamanda bütün şu an bizimle birlikte olan sohbetimize katılan herkese de özellikle diyoruz YouTube sayfana üye olsunlar. Değil mi? Bu güzel Evet, şarkıları tabii Sümezgü daha YouTube çok sahiplenmek sayfasına üye lazım. olmalarını arzu ederim. Güzel eserler var çünkü. Evet, bizim şu an size kısa da olsa hoparlörlerden azar azar dinlettiğimiz şarkıların hepsini orada dolu dolu duyma ve daha Anadolu'nun birçok türküsünü, Tabii. Sümer Özgü bestelerini orada aynı zamanda dinleme şansı olacak. Zaten seni de Tabii. takip edenler bizimle beraber bugün. Ama eğer Sigara Savaşanlar Derneği'ni de onlar takip ederse, şu an bizi takip eden, seni takip edenler, bizim Instagram sayfamıza üye olurlarsa, derneğimize üye olurlarsa, bizimle olan Evet. bu güzel, bizim amacımız var, özel bir amacımız var, insanları daha sağlıklı kılmak. Bu amaçtaki yolumuza eşlik ederlerse biz de çok memnun oluruz. Çok Tabii. teşekkür Ben de ediyorum ben. bunu Ee, çok arzu ederim. seni hem sigara bestenle hem de aynı zamanda dediğin gibi ufaklıkta büyüdükten sonra şöyle bütün çocuklarla kurulmuş bir orkestrayla dinlemek benim de en büyük isteğim. Çok Teşekkür ederim. teşekkürler tekrar. Sesi Sağ ol Sigara Serapcığım. Savaşanlar Derneği adına Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa Aydın, bu güzel sohbete vesile olan Zeliha Sunal dahil bütün bizimle birlikte olan herkese çok teşekkür ediyorum. Sevgiler Sağ ol. diliyorum Antalya'ya, İstanbul'dan Sağ ol sevgiler. Serapcığım. Sigarasız bir yaşam diliyorum ben de. Sağlıklı bir yaşam diliyorum herkese. Sevgilerimi sunuyorum. Çok teşekkür Görüşmek ederim. üzere. Sevgiler, Görüşürüz. hoşça kal.